Vali Ali Fuat Atik basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenledi. Bir kafeteryada düzenlenen toplantıda Vali Atik, Siirt Spor ve koronavirüsten havalimanına kadar gündemdeki bütün konulara açıklık getirdi. Siirt İl Özel İdare Spor'un emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlediğini belirten Vali Atik, bu takımın giderlerinin İl Özel İdare Genel Sekreterliği bütçesinden sağlandığına dair dedikodulara açıklık getirdi ve tek bir kuruşun harcanmadığını, harcanmasının yasal olarak da mümkün olmadığını belirtti. Kulübümüzün sadece adı İl Özel İdaresi Spor Kulübü. Bu kadar. Hayır, biz bunu nasıl finanse ediyoruz? Görelim işin o kısmına. Diyecekler ki şöyle bir şey, ya bu kadar madem özel idarenin parası harcanmıyor, valinin parası harcanmıyor, bu nasıl finanse ediliyor? Tamamen Siirtli iş adamlarımızın, Siirtli spor severlerin, hem Siirt'te yaşayan, hem İstanbul'da yaşayan, hem Yalova'da yaşayan, hem Antep'te yaşayan, hem Bursa'da yaşayan Siirtli hemşerilerimin katkılarıyla bu işi çeviriyoruz. Ve burada bize iş yapan müteahhitlerimizin bağışları. Son Cizre Spor maçındaki tezahüratlardan dolayı seyircilere teşekkür eden Vali Atik, Siirt Spor'a devlet imkanlarından tek bir kuruş harcanmadı. Bunu kesinlikle belirtiyorum. Bunu yasal olarak da yapmamız mümkün değildir. Bir tek desteğimiz İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne ait otobüsün deplasmanlarda kullanılmasıdır. Tesis için bile her ay 10 bin lira kira ödeniyor, dedi. Koronavirüsün ülkemizi kuşattığını ifade eden Vali Atik, il olarak sağlık açısından alınması gereken önlemlerin alındığını söyledi. Öngörülebilen öyle söyleyeyim, yoksa çok böyle kesin net bir ifade kullanıyorum. Ha yani Allah korusun, şimdi yanı başımıza kadar geldiyse elbette ki risk altındayızdır. Ama biz bize düşen tedbirleri aldık. Zaten ben bizim Siirt'imizin çok da etkilenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dün biraz böyle yorumlarda dinlediğim kadarıyla çok sıcağı seven bir virüs değilmiş. Dolayısıyla bize pek vuracağını zannetmiyorum. Yani şu mevsim bile, şu andaki şu sıcaklık bile o virüsün yaşamasını engel. Siirt şanslı memleket. Sıcağımız bu kadar da işe yarasın ya. Yolları Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalan köylerin durumuna ilişkin bir soru üzerine Vali Atik, hafta içinde Cumhurbaşkanlığından bir yetkilinin kendisini aradığını ve vali olarak bu yol hakkındaki görüşlerini sorduğunu söyledi. Vali Atik, bu yolun yapılması gerektiği yönünde ayrıntılı bir raporu da Ankara'ya ilgili birimlere gönderdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığımızdan aradılar. Orada bütçe işlerine bakan bir genel müdürümüz, vali olarak kanaatimi sormuş. Dedim ki bakın, bazı şeyleri, tabii şimdi teknik elemanlar, Siirt'i bilmeyenler, Siirt'te yaşamayanlar, bu dönemin insanını tanımayanlar, buradaki hassasiyeti bilmeyenler, kağıt üzerinde kararlar alıyorlar. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vali beye sordum diye bir talimatla aradıklarını ben değerlendiriyorum. Bir şey bildiğim için söylemiyorum. Durup dururken yoksa genel vali olarak kanaatimi sormadım. Sanıştım öyle ama Cumhurbaşkanlığı. Yani şunu söyledim. Bazı şeyler vardır dedim. Bunun parayla ölçülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla şu hesabı yapmışlar işte birileri. Demişler ki yani gerek yok gibi bir sonuca varmışlar. Ben de dedim hayır, gerek var. Hadiseye böyle bakamazsınız. Hadiseye başka bir bakış açısı ben onlara sundum. Dedim ki bakın, sadece bundan etkilenen benim vatandaşım değil. Elbette vatandaşımız etkileniyor. Sağlık çalışanlarımız etkileniyor. Etkilenecek. Tabii herkes etkilenir. Şimdi o taraftan Siirt'e gelecek olan vatandaşlarımız ciddi bir mesafe kat etmek zorundadır. 2 saat uzuyor yolları. 2 saat uzuyor. Yani. Şimdi kalender yolu yapılıyor. Kusura bakma, kalender yolu çok sağlıklı bir yol değil. Onu gittim ben yerinde bizzat gördüm gözlerimle ve orada o yolun olacağı alternatif yol olarak olabilir, kalabilir. Onu bilemem. Ama vatandaşın, yani Cumhurbaşkanlığındaki genel müdür arkadaşa bahsettiğim konu başlıklarından bahsediyorum şu anda. Vatandaşın bugüne kadar alışmış olduğu konforu biz bozamayız. Şimdi orada atıyorum,
Kars tarafında bir köy. Diyelim ki hangi köy? Kemerli. Veya Kapuşbağlı. Gibi. Eğlence. Şimdi adam Siirt merkeze, orada yaşayan bir vatandaş. Siirt merkeze gelmek için daha önce de 15 dakikasında, yarım saatinde yolda geçirmeyi planlıyorsa şu anda bu mesafe, bu zaman 2 saate çıkıyor. 2,5 saate çıkıyor. Şimdi bunu yapmaya bu köprü buraya olmasın, işte maliyet çok fazla demeye işte benim vicdanım el vermiyor. El vermiyor. Dedim ki ben iki yazı da yazdım. Bu konuda gerekçeli, resmi, vali olarak Siirt adına konuşarak, Siirt adına düşüncelerimi ifade ederek bir yazı yazdım. Yazının bir örneğini Sayın Milletvekilimiz Osman Hoca'ya verdim. Osman Hoca da elden takip edecek bir Cumhurbaşkanlığına gidiyor. Benim Sayın Genel Müdürle görüşmemden sonra şöyle müjde vermeyeyim ama inşallah müjdeyi vereceğiz diye. Müjdeyi vereceğimizin müjdesini verelim. Havalimanı konusuna da değinen Vali Atik, bu limanda pistin yönünün değiştirilmesi önerdiğini belirtti. Bu önerisini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve ilgili bakan yardımcısına aktardığını belirten Vali Atik şöyle konuştu. Şimdi şu hususu paylaştık. Talebimiz oldu. Tekrar sonra karar verilecek. Dediğimiz şeyden sonra karar verilecek. Şu anda pistin yönünü değiştirme. Orada bir kamulaştırma yaparak biraz daha Kurtalan istikametine doğru pisti çevirip şöyle yanlamasına diyelim ki şu açıda olduğunu düşünün. Şöyle çevirebilir miyiz? Şu şekilde orada bir boğaz var. O tepecikler tıraşlanıp o pistin yönü değiştikten sonra buraya uçaklar inebilir mi? Nasıl olur? Onları şu anda değerlendiriyorlar. Buraya sürekli o Devlet Hava Meydanları'nın uçakları iniş kalkış yapıyor veya üzerimizde geçiyor. Bir ölçüm yapıyorlar. Şu anda o pistin yönüyle ilgili bir çalışma var. Tıp Fakültesi ve Devlet Hastanesi ek bina yapımı ile ilgili işlemlerin devam ettiğini belirten Vali Atik, hükümetin gündeminde bir valiler kararnamesi olmadığını ve kendisinin de görevinin başında olduğunu ve Siirt Spor'un şampiyonluğunu görmek istediğini söyledi. Tefecilik konusundaki bir soruya cevap veren Vali Atik, bu konuda vatandaşların kendilerine yardımcı olmadığını söyledi. Vali Atik, uyuşturucu konusunda emniyet ve jandarmanın büyük operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti. Vali Atik, uyuşturucu konusunda Mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı bir toplantı düzenleneceğini belirtti. Mart ayında sizinle Süleyman Diyarbakır'da. Evet, bu konuyla ilgili, bu Doğu ve Doğu Anadolu ile ilgili bir projesi var. Sayın Bakanımızın üst düzeyde mücadelemiz devam ediyor. Bu da kimsenin endişesi olmasın. Bir daha söylüyorum, kimse de kendini devletten güçlü zannetmesin. Devlet bazen bunu takdirde yapar. Vali Atik yine bir soru üzerine çiftçi mallarının ve fıstık bahçelerinin korunması konusunda jandarmayla konuşacağını sözlerine ekledi.